Ambiyansa bak şimdi bak. Saygılar dayı. Sevgiler. Kasabalı adam. Siz fingirde yaşıyor musunuz acaba? Bu bakayım. Evet. Evet, ben de sevmem hiç. Ben de sevmem. Evet hanımefendi. Hanımefendi biraları koyuyor. Bu ne güzellik lan böyle. Şöyle enseninden öperim lan. Muah. Bakayım güzel miymiş bu hatun? Hatun da güzel ha. Sana ne getireyim? Ver yavrum ver. 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 Bak. Benim lordum müzisyenindeki yeteneğe bak. Elinde saz var, gitar var. Sitar mıdır ne deniyor artık buna? Ama üflemeli de çalıyor. Ama ağzında düdük yok, flüt yok. Görüyorsun değil mi? İşte bu. Benim Lord'dan istediğim buydu. Çal keke! Kop! Selamlar oraya Sarmi, ben Komisero ve bugün sizlerle beraber Mount & Blade serisine başlıyoruz. Sefer diyerekten başlayalım. Büyük büyük binalar dikildi. Bütün dinler açısından. İster Şintoizm, ister Budizm, ister İslam, işte kitap dinleri, ne bileyim yani Zerdüştlük, Merdüştlük. Hepsinde geçen kıyamet alametleri yavaş yavaş gerçekleşirken, Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerken, büyük virüsler çıkarken, insanlık uzaya gitmişken ve sonunda Bannerlord çıkmışken, ama bu güzel bir kıyamet alameti çünkü beklenen bir şeydi. Hep beklenen oldu Bannerlord. Ve Bannerlord'u arkadaşlar Kuzeyitler olarak başlayacağız. Burada çeşitli gördüğünüz gibi şeyler var. Vlandyalılar vesaire, Sturgiyalılar, İmparatorluk, Aseray, Battaniya vesaire. Bu krallıkları arkadaşlar kültürünüzü seçerek bu krallıklardan başlayabileceksiniz. Benim kültürüm normal Mount & Blade Warband'da da olduğu gibi Bozkır kültürü. Bozkır kültüründen Bozkır'ın tezenesi olarak yaşamayı sürdüreceğiz. Ama boyum biraz uzun bir Kuzeyitli olacağım ben. Sesi güzel. Biraz daha şöyle kalınlaştırabiliriz. Yani yüz ifadesi şey yapacağız. Yüz ifadesini değiştireceğiz. Ten türü var burada. Bunu değiştirerek şöyle değişik ten renkleri yapabiliyorsunuz. Ben şöyle yapayım. Bu yüz tipi aslında. Ten türü falan dediğine bakmayın siz. Bu yüzü bu şekilde şey yapabiliriz. Mesela elmacık kemiğim çıkık olsun. Elmacık derinliğim yüksek olsun. Elmacık yüksekliğim yüksek olsun. Yani yüz yanaklarım mesela geniş, göz boşluğu boyutu var, kulak yapısı var. Bunlar hiç gerek yok, kulak yapısı, mulak yapısı. Şöyle güzel bir yakışıklı bir abimiz olduk. Yanakları büyütmek istiyorum, o ikinci sırada herhalde. Burada yanaklarla ilgili bir şey göremedim çünkü. Ha, yüz dolgunluğu, şöyle tamam. Devam edelim, gözlere gelelim mesela. Gözlerde kaş türü var, burada kaş türü. Bir Kuzeyitliğe yakışır bir kaş türü olsun diyeceğim ama bana benzemesini istiyorum bunun. Çekik göz olmayacak. Çekik gözlü değilim. Yani şu kadar çekik olabilir. Şu kadar. Şu kadar olabilir. Göz yapısı, möz yapısı, burun. Burunun en burun kemerini küçük ki tutacağız. Boyutunu, genişliğini küçülteceğiz. Boyutunu o kadar da anasını sikmeyelim ama ya burun kemerini biraz şey yapalım şöyle. Aynen. Bu şekilde. Sonraki diyoruz. Aa dur. Şey yaptık. Burundaydık, ağzı yaptık, sakal yapmak istiyorum ben abime. Abimin her şeyi normal. Mesela bir adet ben şu sakallan yapmak istiyorum. Canlı yayında yaptım çünkü. Karizma oldu bayağı. Şu değil, şu mu? Şu muydu? Hani lan? Şu muydu? Gel aşağı. Şu. Şundan yapacağım abi her şeyden önce. Saçımız normal. Yok, saçı da değiştirelim. Saçı da şu şekil yapalım. Ama uzun yapalım tabii. Uzun olsun saçımız. Şöyle arkadan uzatalım. Bay Cunoyan, benim sadık itim Hamza. Bu ekran size senaryonuzu belirleyecek. Bir soyluydum yani. Şeyin soyundandım. Liderlik becerilerimdi beni çocukken şey yaptım. Ben lider olacağım abi. Koyun güderdim. Bir komutan olacağım yani anlayacağınız. Klan şefine hizmet ederdim. Savaşta bir düşmanı alt etmekte. Başarılı bir insan avına önderlik etmekte. Uf. Aman Allah'ım.
Burada bir hikaye var. Hikayede Kalradaki ailelerin birçoğu gibi sizin falan filan işte önümüzü kesmişler. Biz Kalradia'dan bir yerden bir yere taşınırken haydutlar yüzünden haydutlar önümüzü kesmiş ve ailemizi katletmişler. Biz de kervanımıza saldıran haydutlara karşı koymuşuz. Yolcuların kaçmasını sağlamışız. Veya bir akıncı yetkisi hale getirmişiz. Yolcuların kaçmasını sağlayalım. Tabii ki de Komi. Ya da Komi olmasın, dur bakayım. Çağhan, Çağhan, Çağhan olsun, bir Kuzeyitli'ye yakışır bir isim. Ölmeyi yetkinleştirelim. Otomatik kazandığı nitelikleri otomatik atasın. Oyuna başlayalım. Gerçekten insanlar çok uzun süre bekledi bir oyunu ve sonunda çıktı. Kavuşamayan sevgililerin kavuşması gibi bir şey oldu bu abi. Kardeşim, 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mısın? Hazırım tabii. Ver, eğitime devam et. Gönder Mücu. Burada ufak bir eğitim alacağız. Bu eğitimin amacı arkadaşlar, oyunun kendi bir hikayesi var. Bu hikayeye katılabilmek için... Alsana. Heh. Bu hikayeye devam etmek için küçük ilk baştaki kardeş görevi vesaire, bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle değil mi lan işte? Ver ver. Vur lan. Yukarıdan. Yukarıdan. Şimdi aşağıdan işte bu. Kılıç eğitimimizi tamamladık. Ve devam edelim işimize, bunları bırakıp. Böyle ufak tüfek bir şey var yani. Bu hepsini tek tek yapmaya gerek yok. Çünkü zaten oyun oynadıkça anlayacaksınız. Kavrayacaksınız. Bu sadece hikayeyi etki ettiği için, ben de ilk baştaki hikayeyi size göstermek istediğim için bunu yaptım. Ben hazırım. Hadi gidelim. Evet, başka bir şey yapmadan önce erzaklarımızı azaldı. Erzak almaya gidecekmiş. Gördüğünüz gibi bir eğitim aslında çok gerekli bir şey değil ama hikayeyi yapmak istediğim için arkadaşlar, size göstermek istediğim için. Şu oyunun güzelliğine bak abi ya. Etrafta dolaş tabii. Şu oyunun güzelliğine bak gerçekten ya. Geldik sanırım şimdi. Erzak almalı ve belki de bizimle gelecek birkaç kişi bulmalıyız diyor kardeşimiz. Köyün reisi bize yardımcı olabilir. Onu bulmaya çalışalım. Tamam reis. Oh. Müziğe bak be. Islandım reis. Şöyle alta basaraktan aradığınız karakterlerin yerlerini görebilirsiniz. Bunun dışında oyunda şöyle bir şey var. Mesela köylüye soruyoruz. Diyoruz ki ben şeyi arıyorum. Reis'i arıyorum diyoruz. Ama köylü gitti tabii. Neyse işte hangi karakteri aradığınızı soruyorsunuz. O NPC sizi karakterin yanına kadar götürüyor. Gerçekçi olsun istiyorsanız. Ama böyle de şeyin yerini, reisin yerini öğrenebiliyorsunuz. Sol alt tuşuna basılı tutaraktan. Ben Sinor. Bu köyün reisiyim. Seni buraya getiren nedir? Yardımına ihtiyacım var. Kardeşimi kaçırdılar. Bu arkadaşın da arkadaşlarını kaçırmışlar. Onların peşine düşmem için benden reis yeteri kadar erzak satın almamı ve asker toplamamı istiyor ilk görevlerde. Biz de hepsini alıyoruz bunların. Şöyle şey dedikten sonra asker topla diyoruz. Bunların hepsini topladıktan sonra dünya sitesiyle konuşacağız. Tamam. Konuş reis. Şöyle tabii ki ekrandan da konuşabiliyoruz. Aradığını bulmana sevindim. Şimdi daha önce bahsettiğim meseleye gelecek olursak. Bir meseleden bahsetmişti abimiz bize. Mesele bir tane doktor arkadaşı varmış bunun. Bir sandığı varmış elinde. Bu sandıkla bir macera peşinde koşmak istiyormuş. Bizim kardeşimize, bizim ailemize saldıran, biz de şu an hem haydutları bulup kardeşimizi kurtarmaya çalışacağız, hem de bu lavukların doktorunu şey yapacağız abi. Gel, ona göre hikaye devam ediyor tabii. Neredeymiş şey? Bak bu gördüğünüz gibi şeyler var burada, yağmacılar. Yağmacıları yakalayarak tek tek bu üçünü avladıktan sonra, neyse spoiler vermeyelim, gereksiz. Beni takip edin yiğitlerim. Yo, beni takip etmeyin lan, ne gerek var? Hücum lan hücum. Kill the move beyler. Kelle istiyorsanız işte onlar karşıda. Yiğit savaşçılarım benim. Şöyle kelleden geçiririm. Ölmedi lan, adamın ensesine vurduk kılıcı. Delikanlı adammış. Öldürün! Hücum! Atlarımızla çarpın! Karşısında bir Kuzeyitli varmış gibi hissetsin haydutlar. Benim bir şey yapmama gerek kalmıyor zaten. Askerlerim tanınır. Şu karizmaya bak be. Bak be. Yiğidim be.
Zaferler bizimdir Kalradia. Bunların hepsini şöyle alıyoruz tutsakların. Bitti diyerek devam ediyoruz. Bu tutsakların zırhlarını vesaire de çoruyoruz abi. Oyunda şu anlık hile yok. Hile yapmak için program mı indirmek gerekiyor? Oyunun dosyalarıyla mı oynamak gerekiyor? Bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben onu yapmayacağım. Hilesiz oynayacağım. Bunu keşfedersem çünkü hile yaparım. Olmaz. Hilesiz. Size çok güzel bir Bannerlord zevki sunacağım. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bannerlord serimizin devamının gelmesini istiyorsanız bu şekilde beğenip paylaşabilirsiniz. Evet, dayak yiyorum. Sadece arka plandan yöneten bir kumandan olarak kalsam bence iyiymiş. Hücum arkadaşlar, hücum. Bana barbar kestirmeyin, ben sizin kumandanınızım yani. Çapulcu kestirmeyin bana, hadi bak. Bize bunun için para veriyoruz canım benim. Vur vur. Oh, güzel bir ziyafet çektiler. Ya bakar mısın? Nusunum benim, kardeşim benim. Bu eleman bizim kardeşimiz arkadaşlar. Oyundaki kardeşimiz. Abimiz mi artık? Benden daha yaşlı gözüküyor. Müzikler. Oyunda en beğendiğim yer müzik abi. Yolcuyu bul ve kurtar. Bunu nasıl yapacağız? Aa, bir tane şu tarafa doğru. Aynen burada. CTRL space olmadığı için oyunda çift tıklıyoruz adama. Gideceğimiz yere çift tıkladığımız zaman hızlı gitmeye başlıyor. Hücum! Beyler, atlarla üzerlerinden geçin. Bunlar soylu olmadığı için keçeye gerek duymuyorum. Nasılsa birazdan kıyamet de kopacak Bannerlord çıktığına göre. Mızrak sokarım size. Şöyle. Mızrak yine Warband'daki gibi kanser bir olay. Ama kill alabiliyoruz. Şöyle mızraklarımızla. Beyler, ben bu kadar, iki tane kill aldım yeter benim için. Gerisini siz halledin. Ben komutanım, ben komuta ederim. Taş atıyorlar oğlum komutanınıza. Koruyun lan komutanım. Dibine girmemek gerekiyor. Uzaktan şöyle saplamak gerekiyor. Kaltağını beceriyorum. Tamam, akıncıların saklandığı yeri... Yo, bunları kurtarmışız. Oo, sığınak görevi gitmiş. Takteos canım benim. Teşekkür ederim. Takteos hikayeyi tek tek okumaya gerek yok. Ben size söyleyeyim. Takteos abimiz... Bu yavşak akıncılar tarafından esir alınmış ve bu akıncıların liderinin sığınağının yerini söyledi bize. Bir adet de eski püskü bir sandık verdi. Bu eski püskü sandığın sırrını arayacağız, öğreneceğiz araştırıp senaryo boyunca. Fakat ilk önce şu rehinecilerin inine bir saldıralım ve kardeşimizi kaçıranlar bunlar mıymış bir öğrenelim. Ya şu ambiyansa bakar mısın ya? Bunun için niye bu kadar bekledik biz ya? Aman Allah'ım. Gördüğünüz gibi yine en arkadan bir komutan olarak en arkadan gidiyorum. Çünkü ben bir komutanım değil mi? Ya da bir atletizm skini mi bassaydım acaba? Ne yapsaydım? Onu basalım ve atletizm yapalım. Ayı gibi olduğumuz için koşamıyoruz tabii. Oyunun arkadaşlar bazı şeyleri eksik. Şu an tam çıkmadığı için oyun. Beta da olduğu için hala. Şişman bir karakter yaratmak istedim ama yaratamadım. Sadece boyunu ayarlayabildim gördüğünüz gibi. Bunlar tek tek gelişecek arkadaşlar. Bunlar çok güzel bir oyun haline geleceğini umut ediyorum. Eksiklikleri var. Eksikliklerin giderileceğini umuyorum. İlk aşamada evlenme yok abi. Onu söyleyeyim. Abuk sabuk. Şununla evlenilebilecek mi? Çocuk yapma olabilecek mi? Lütfen yazmayın. İlk aşamada evlenme yok ama klan yönetimi var. Kendi klanınızı, kendi ailenizi kuruyorsunuz. Onu göstereceğiz işte. Senaryonun ilerleyen saatlerinde, ilerleyen zaman. Bak. Warband'da var mıydı böyle animasyon? Bak bak, geliyorlar. Selamun aleyküm. Kardeşimi sen mi kaçırdın lan it? Pekala, iş yerime gelip çalışanlarımı öldüren de kim? Küçük kardeşlerimi kaçırmış. Tamam mı? Senin kelleni alırım. Yerlerini söyle. Ben köle tacirleriyle düello yapmam. Öldürün lan. Sikip. Ben onurlu bir savaşçıyım. Köle tacirleriyle düello yapmam lan ben. Senin ölünün dilini... Aman ha. Nusuncum be kardeşim benim be. Nasıl seviniyor bak. Şimdi birader bak. Seni affedeceğim. Ama kardeşimin yerini anlat bana. Nerede? Kardeşle kaçırdığınız küçük kardeşlerimizin. Pekala. Yeni ikiyi gördüğümde anlarım. Eğer senin tutsağın olacaksam kendimi tanıtayım. Ben Radagos, amına kodumun eşkıyası. Henüz gırtlağımı kesmedin ve
Bu akıllıca bir hamleydi. Dirliyken sana daha faydalı olmamın bir yolunu bulabileceğimden eminim. Evet, kardeşlerimin yerini söyle yeter. Nusun'la konuşuyoruz. Burada daha çok hazine bulmayı umuyordum ama sanırım Radagost ile çetenin işleri pek de iyi gitmiyormuş. Bu garip görünümlü metal parçasını buldum. Pek değerli görünmüyor ama takta olsun bahsettiği parça olabilir. Yüklü bir fiyat karşılığında soylu klanlardan birine satabiliriz. Bence de. Evet. Let's go. Soy adım. Soy adım Orias Army kardeşim. Bir ker gittiğim oradaki Army Türkçe hayal edin siz. Böyle çok güzel bir sancak oluşturma ekranı eklemişler. Şu rengi ben beğeniyorum. Şöyle bir sancak oluşturayım. Sancağın küçüklüğü büyüklüğü böyle ana. Çok heybetli duruyor lan böyle yapınca. Şöyle sonlayınca. Uf. Şöyle yapınca daha şekil ama ben full şöyle o atın şeyini gösterelim. Şeyine kadar yani şeyine kadar gözüksün arkadaşlar. Şeyi yani. Evet. Kalradi'yi keşfetmekte özgürmüşüm. Görev verdi. Görevde klanımızı yeniden kurmamızı istiyor burada. Bir de bu dediğim bahsettiğim şey var. Bu sandıkla ilgili bilgi toplamamızı istiyor. Diyardaki kral ve kraliçelerden. Soylulardan. İkinci görev zor. İlk önce bu birinci görevi yerine getirmek daha doğrudur diye umut ediyorum. Klanımızı tekrardan kurup dağılmış olan. Annem babamı öldürdüler ya. Dağılmış olan klanımızı tekrardan kurup tekrardan Kalradia'da adı geçen bir aile olmak için şunlara ihtiyacımız var. Dinarlarımız 2000 dinarın üstünde dinarımızın olması, ekibimizde 20 adamın olması, birinci klan rütbesine ulaşmak. Bu ünle herhalde oluyor. Yoldaş edinmek. Bir adet de yoldaş edinsek oluyor. Şimdi yavaştan gidelim o zaman. Böyle bir şey varsa asker toplayalım. Asker topla. Bu adamlar klan reisleri beyler. Bu klan reislerinden peynir. Peynir yiyin anasını satayım. Klan reislerinden asker toplayarak, onlarla aramızı iyi tutarak, klan reislerinin askerlerini toplayıp gördüğünüz gibi büyük ordular kurabiliriz. Şöyle askerler toplayalım. Keşke çok uzak olmasa da Kuzeyitlere gidip Kuzeyitlerden adam alsam ama maalesef uzak diğer harita çok büyük. Haritayı göstereceğim şimdi. Böyle takılacağız o yüzden. Daha haydutlara. Bekleyin orada geliyorum ben. Oo, bazılarıyla ilişki geliştirdiğiniz zaman böyle güçlü şeyler de veriyorlar. Ama paramız bitti. Şimdi o dağ haydutlarına bir basalım ya. Dağ kaçıralım onları, dağ kaldıralım ve cesaretim varsa benimle dövüş şişko. Saldır. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor çünkü askerlerimiz süvari değil. Kergit olsaydık. Ne abi bunların ırkı ne? İmparatorluk şeyi. Oğlum bunlar atlı lan. Bismillahirrahmanirrahim. İlk savaşımızı kaybedeceğiz gibi ha. Sen o ciriti bırak ben sana bak neler göstereceğim. Gel gel. Gel kaçma. Allah belanı versin. Piyadeler zaten piyadeleri kesiyor. Onda sıkıntı yok da. Oğlum benim kılıcım niye girmiyor lan? Oğlum benim kılıcı hangi demirci dövmüş? Come here man. Bu arada hepsini dövdük atlılar kaldı. Atlılar da kaçıyor lan. Kaçmayın oğlum dövüşelim. Oğlum müziklere bak be. Allah'ım Allah'ım ya. Rezil olduk. Kolsuz komiser o. O birini indirmiş bizimkiler atlıları. Ama bunlar kaçmadan almamız gerekiyor çünkü bunları esir edeceğiz. Sen alacaksın gardı sik. Tövbe yarabbim. Kazandık mı? Kazanmamışız. Devam saldırmaya. Atlı lan adam. Çekinin bakayım. Abinize bırakın bu işi. Kumandanınıza. Kardeşim attan inelim. Atsız Türk'e atlı Türk saldırmaz. Bilge Kağan yazıtları. Rahmetli Oğuz Kağan demiş ki Orias TV'ye abone olanın kutu bol olur. Atam. Orias TV'ye abone olun. Gel buraya gel. Bu profesyonellik arkadaşlar. Oyunun başında mızrağa bok atıyordum. Sanırım benim ezikliğimden. Soyguncu. Oğlum soyguncu. Oğlum iyi para edeceksiniz ha. Topla yağma. Dur bakayım bu benimkinden iyi mi? Benimkinden iyi var mı burada? Yok. Şu iyi gibi sanki. Yok. Al hepsini. Zenginiz. Gel buraya. Gel. Gel. Canını ele geçiremeyeceğim mi? Ben de zaten canını ele geçirmek istemiyorum biliyor musun? Ama sana ipneliğine seni canını ele geçireceğim. Öldürün lan. Allah Allah Allah. Öldürün lan bunu. Follow foş edin ölüsünü de dövün anasını sattım. Ya karizma. Ver bakayım. Artık kölemiz. Arkadaşlar böyle ufak tefek böyle klanlar vesaire geçiyor. Bu klanlarla savaşabiliyoruz galiba.
Aynen bu klanlarla bak neymiş bu? Handed Iron Geass'un bildiğiymiş bu. Bu ne bu? Kimsin lan sen? Tanıyabilir miyim sizi? Evet İngilizce konuşuyor. Kısa bir sorun var. Boş ver. Bunları kazandık. Elimizdeki şeyleri kazandık. Bunları gidip satacağız abi. Ticaret diyoruz. Imperial Charge Horse Mors. Oo. Dur bakayım. Binicilik 60. Benim biniciliğim mi yetmiyor lan? Bu ne abi? Batı kasaturası. Yok bu benlik değil abi sat. Eğreti yelken kalkanı mı? Benim üzerimdekiler full ya sat. Benim üzerimdekiler full. Oğlum at da 411 falan ediyor lan. Sat lan atı da sat anasını satayım. Sat atı da sat. Ondan sonra şöyle han bölgesine gidip esirleri satabiliyoruz içeri girmeden. Ama bir hana gidelim be. Bakalım taverna nasılmış. Ambiyansa bak şimdi bak. Saygılar dayı. Sevgiler. Kasabalı adam. Siz fingirdeşiyor musunuz acaba? Bu bakayım. Evet. Evet ben de sevmem hiç. Ben de sevmem. Evet hanımefendi. Hanımefendi biraları koyuyor. Bu ne güzellik lan böyle. Şöyle enseninden öperim lan. Muah. Bakayım. Güzel miymiş bu hatun? Hatun da güzel ha. Sana ne getireyim? Ver yavrum ver. 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 Bak. Benim Lord'un müzisyenindeki yeteneğe bak. Elinde saz var, gitar var. Sitar mıdır ne deniyor artık buna? Ama üflemeli de çalıyor. Ama ağzında düdük yok. Flüt yok. Görüyorsun değil mi? İşte bu. Benim Lord'dan istediğim buydu. Çal keke! Kop! Hancı. Bana ihtiyacın... Allah Allah. Oğlum bir bira verseydin. Yavrum benim. Kola mı koyuyorsun? Bakayım. Tamam. Müzisyen. Üst katta bir şey var mı? Büyük ihtimal yoktur. Han böyle işte. Han da çekil. Kasabalı kadın, kasaba erkeği falan filan. Şimdi. Bunda hoşuma gitmeyen bir şey var. O da abi kaleye çıkamıyoruz. Yani bir şehirse eğer söz konusu şehre gidemiyoruz. Ya pardon. Şehri gezdireyim de şehrin şeyindeki Lord'un kabul salonuna çıkamıyoruz merkezindeki. Kilitli. Kalelere girebiliyoruz ama orada sıkıntı yok. Kalelerin Lord kabul salonlarına onları da göstereceğim. Ya şu güzelliğe bakar. Dur bakalım. Burada serseri it kopuk falan var mı kardeşim? Ben serseri it kopuk dövmek, tokatlamak istiyorum. Bunlar demirci, bu ne lan? Demirci Nortor, Özgür Oros. Ne oluyor lan? Siz niye arka arkaya dizildiniz lan? Tren mi yapıyorsunuz? Tamam öndeki teyzeyi anladım. Arkasındakini anladım. Bunlar ne abi? Siz çete lideri muhafız. O aptal kuzeni anlattım. Evet. Seni dövebilir miyim ben? Sizin lideriniz kim lan? Oğlum çete lideri falan var lan. Bu ne lan böyle? Çekil lan. Ölümcül Jeramus mu? Enes Batur'a benziyor lan bu. Aa, oyuna prim yapmak için Enes Batur'u koymuşlar. Evet, bağışla. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Chenghai. Sen benim ismimi duyacak. Örümcek Jeramus'muş. Etrafta bir sor beni. Uğraşmak istemeyeceğim biri olduğumu öğreneceksin. Ya senin ben. Sen erkek misin kadın mısın belli değil. Enes Batur'a benziyorsun. Kadınsan Enes Batur'a benzemen çok sakıncalı. Artistik yapma. Siktir git. Ağzını yüzünü s Tövbe ya Rabbim ya. Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Sen kimsin? Sen kimsin lan köle? Kimsin lan? Soracağım lan. Bekleyin lan siz. Kim lan bunlar? Gel bakayım. Kim lan bunlar? Oğlum kimse... Tövbe ya. Şu, abi şuna bakar mısın ya? Çok güzel ya. Neyse devam edelim ya. Çıkalım buradan. Şehri de gösterdik kısadan. Bunları hep göreceğiz. Sıkıntı yok bunlarda. Sadece şundan konuşabilmem gerekli. Konuş abi onunla. Arkadaşlar sadece beğeni istiyorum sizden. Güzel beğenmenizi, yorum yapmanızı istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın.
seri devam etmesini, gelmesini istiyorsanız beğenip yorumlara desteklerinizi belirtirseniz oyunla ilgili çok memnun kalırım. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere, bay bay.